İğne Oyalarım Kirme kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cıvıl cıvıl bir modelle geldim. Modelim çok kolay olacak. Yine yeni başlayanlar için olacak bu videom. Yine zorlanmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Çıtı pıtı bir model ve ben 4 renk ip kullanacağım. İplerim de bu şekilde leylak ip kullanıyorum hanımlar. Polyester bildiğimiz leylak iplerden tuhafiyelerde satılıyor. İplerimi kenara koyuyorum. Daha önce yaptığım zürafalarımın üzerine modelimi kuracağım. Zürafa da yapmayı eminim hepiniz öğrenmişsiniz. Çünkü defalarca anlattım. Kanalımda birçok video mevcuttur. Şimdi hanımlar hemen yapılışına geçiyorum. Bakın bu şekilde ipimi tutuyorum, uzun olan tarafını zürafamdan batarak çift olan ipimi bakın bu şekilde iki kere sardım. Şuradan ipimi çekerek buraya sabitledim. Şimdi burayı bu şekilde tutuyorum, bakın bu parmağımla, orta parmağımla tutuyorum oyayı kaymasın diye. Hemen ikinci zürafama batıyorum. Bu ipim üstte kalacak şekilde. Bakın 1, 2. 2 kere ipimi doladım. Tekrar bir tane daha zürafa yapalım. Bu ipimiz her zaman üstte kalacak. Alttakini 2 kere doluyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Aynı mantıkla devam edelim. 3 tane zürafamızı yapalım. 3 tane zürafayı yaptım, orayı bıraktım. İlk yaptığım zürafanın içine batarak bakın buradaki ipimi bol bırakıyorum. Alttakini tek sarıyorum. Bakın bu şekilde geri döndüm. Geri dönerken gördüğünüz gibi ipim ne çok sıktım ne de çok gevşek bıraktım. Şimdi buraya batıyorum. Bir tane zürafa. Buraya batıyorum bir tane daha. Eksiltme yapıyoruz hanımlar. Tekrar geriye dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Ona da batarak bir tane zürafa yaptım. Şimdi son olarak geriye dönüyorum. Bu şekilde küçücük bir tane dağımız oluşmuş oldu. Şimdi alttaki zürafanın yanındakine batıyorum. Bunun dibine değil, hemen yanındakine battım. Burada ipimi bu şekilde bol bıraktım. İnerken ipimiz böyle bol kalacak şekilde. Aynı şekilde yine devam edelim. Yine 3 tane zürafa yapalım. 1 Zürafa yaparken hanımlar çift sarın. Çünkü küçük dağlarda da büyük dağlarda da çift sarmanızı tercih ediyorum. Çift sarmak oya hem güzelleştirir oyayı hem de daha çok sıklaştırır. Biraz ipim koyu olduğu için yeşili çok çıkmıyor hanımlar. Kusura bakmayın. Çok koyu bir yeşil. Hanımlar iki tane dağımı yapmış oldum. Yine aynı mantıkla devam edeceğim. Bir tane daha beraber yapalım. Bakın aynı şekilde indim. Burayı yine tutuyorum. Bir tane zürafa yaptım. Bir tane daha yaptım. Toplamda 3 tane zürafamı yaptım. Yine ilk yaptığım zürafanın içine batarak geriye döndüm. İleriye bir zürafa. Bir tane daha. Tekrar geriye gidiyorum.
Tekrar ileri. Tekrar geri. Ve üçüncü dalımızı yapmış olduk. Hanımlar bir tane daha yapalım. Videoyu gereksiz uzatmayalım. Bakın yine batıyorum birinciye. Biraz da yavaş yapmak istiyorum anlayın diye. İkinciye batıyorum. Üçüncüye battım. Tekrar geriye geliyorum. Tekrar ileri. Tekrar geri. Tekrar ileri. Dördüncüyü de yapmış olduk. Şimdi kalanları tek başıma yapacağım. Ta ki zürafalarım bitene kadar siz de bu şekilde devam edin. Üzerini beraber yapacağız. Hanımlar bu şekilde altını bitirdim. Şimdi üst modeline beraber geçelim. Bu şekilde herhangi bir renk ipimi taktım. Bakın şurada ipimi tutuyorum. Bu aradan iğnemi batarak buraya çift doluyorum. İplerimizi hanımlar bu şekilde sabitleyelim. Çünkü çift dolarsak düğümün açılma şansı yok. O yüzden oya yapıyorsak sağlam olsun. Güzel olsun. Şimdi buraya ipimi sabitledim. Buraya 4 tane pırpırımı yapıyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 bakın 3 ve 4. 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım pırpırıma batıyorum. Bu ipimi üstüne atıyorum. Burada ipimi bakın geniş bıraktım. Şimdi her bir pırpırın içine bir tane zürafa. 1 2 ve 3. 3 tane zürafamı yaptım. Kapattım. Tekrar aynı şekilde geriye gidiyorum. İlk zürafanın içine batarak eksiltmeyi yapıyoruz. Bakın. Burada 1. Burada 2 tane zürafa yaptım. Tekrar geriye gidiyorum. Burada 1 tane zürafa yaptım. Tekrar geriye. Ve zürafalarım bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük bir tane badem yaptım. Hanımlar ben 3 renk kullanacağım için bakın 1 tane 2 tane atlıyorum. Üçüncüye ipimi sabitleyip burada tekrar aynı şekilde bir tane bademimi yapıyorum. Yine 4 tane pırpır. 1 2 3 ve 4. 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ilk pırpırıma batıyorum. İpimi bol bıraktım gördüğünüz gibi. Kalan pırpırlarıma zürafa yapıyorum. Zürafa yaparken çift sarıyorum. Geriye gidiyorum. Tekrar ileri.
Burada yine bir tane bademimi yapmış oldum. Şimdi ipimi kesiyorum. Hanımlar, şimdi kalan diğer renklere geçmek istiyorum. Bakın buraya sarı bir tane yapacağım. İpim elimden kaydı. Aynı şekilde 4 tane pırpırımızı yapalım. Hanımlar, mantık aynı, sürekli aynı şeyi gösteriyorum. Belki rahatsız oluyorsunuz. Rahatsız olursanız videoyu atlatıp izleyebilirsiniz. Ben yeni başlayanlar için tekrar tekrar bu şekilde yapıyorum. Tekrar ipimi koparıyorum. Sarıyla da bir tane yapmış oldum. Hanımlar, şimdi pembe olarak da bir tane yapıp videomuzu sonlandıralım. Yine ipimi bu şekilde tutuyorum. Buradan geçirerek ipimi buraya sabitliyorum. Hanımlar, ipinizi sabitlerken bu şekilde ipinizi gerdirin birazcık. Gerdirin ki ipler birbirine dolanmasın. Buraya yine 4 tane pırpır yapalım. Dört tane pırpırımı yaptım. Geriye gidiyorum. Hanımlar, size yakın geliyorsa arasına birer daha bırakıp da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde pembeyle de yaptım. Bu iki taneyi de yapıp geliyorum. Hanımlar, modelimi bu şekilde bitirdim. Bakın ötüsüz bile çok düzgün duruyor. Bir de düşünün ötülü nasıl duracağını. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hanımlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.